Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Bütün dünyanın günlerdir beklediği Amerika'daki başkanlık seçimleri yapıldı ve Donald Trump zafer konuşmasını da gerçekleştirdi. Peki bu seçimlerin piyasaya etkisi neler? Bakacağız. Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karan ile. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Şimdi aslında bütün dünya siyasetinin yanı sıra gerçekten bütün dünya ekonomisinin de beklediği Hı -hı. bir gelişmeydi değil mi? Böyle sabah Tabi gece saatlerinde biz haberleri aldık, hı hı. almaya başladık. İlk sonuçlar bizim için gece evet, geldi. Yoğun bir gece oldu. oldu. sabahtık ilk piyasalar açıldığında ilk hareketleri gördük. Ama öncesinde bir de kripto da aslında anında bir değişim evet. yaşandı. Böyle bunların hepsini bir araya getirdiğimizde piyasalar nasıl bir gün uyandı? Ee, dediğin gibi bütün dünyanın nefesini tutup beklediği bir seçimdi ee, ve anketler. ...çok yakın gösteriyordu iki adayı da. Ee, resmi sonuç açıklanmadı ama artık Trump kazandı diyebiliriz tabii. Ee, Trump aslında beklenenden rahat kazandı. Öncelikle bu... E, ...bu bir olumlu gelişme oldu. Yani çünkü bir önceki seçimi hatırlarsak olaylar çıkmıştı... Hı hı. ...işte kabul etti sonuçları, etmedi tartışmalar. <laughs> bu sefer sakin bir seçim oldu. bu Beklediğimizden de hızlı hatta böyle... Evet. E, ...sonuçlandı diyebileceğimiz hı hı. noktaya geldik. Evet, ya yani anketler anketlerin gösterdiğinden daha rahat bir seçim oldu Trump için. Bu gerilim olmaması açısından olumlu kabul edildi piyasalar tarafından. Kripto'dan başlayalım orada çünkü dediğin gibi anlık bir tepki oldu. Trump kampanya boyunca seçim kampanyası boyunca kripto dostu aday olduğunu vurguladı pek çok kez. Ki yanında da Elon Musk olduğu için o zaten kriptoya sıcak bakan bir isim olarak biliniyor. Ee, kriptoda hemen bir tepki gördük. Ee, 70 bin zaten ilk sonuçlar gelmeye başladı. Trump biraz önde görünüyordu. Hemen bir e, sıçrama oldu. Sabaha karşı da e, sabah saatlerinde de yeni rekor geldi. 75 bin hafif üzeri görüldü Bitcoin'de. Burada kripto yatırımcısının beklentisi şu Trump'tan. Regülasyonların daha hızlanması kripto hı hı. konusunda. Yani bunun daha genel kabul görmesi. Kendisi de bunu destekleyen açıklamalar yaptı seçim sürecinde. Bu yüzden şu anda %7'ye yakın bir yükseliş var Bitcoin'de ki bazı altcoin'lerde %10-15 yükselişler görüyoruz. Bunun dışında bir ani tepki de kur, kurda yaşandı. Euro dolarda yani euro dolar paritesinde yüzde bir üstünde bir düşüş yaşandı. Yani dolar güçlendi, euro düştü. Bunun da nedeni Trump'ın politikalarına yönelik beklentiler. Bir önceki dönemden ne biliyoruz ve seçim vaatlerinden? Evet. Trump korumacı politikalar izliyor hı hı. ve Amerikan dolarının güçlenmesini savunuyor. Buna yönelik de politikalarını buna yönelik şekillendiriyor. Güçlü Amerikan doları vurgusunu çok sık yapıyor. Buna paralel bir şekilde dolar güçlendi euro karşısında. Tabi bazı riskler de ortaya çıkabilir onu önümüzdeki zamanda da göreceğiz. Yurt içine dönecek olursak. Aslında dolar biraz düştü görünse de yüzde 0, 1, 2 bir düşüş hı hı. Yaşandı de, yaşanmış görünüyor. Ama yatay diyebiliriz bunu. Euro TL'de ise yüzde 1.8 bir düşüş var. Yani euro dünya genelinde bir değer kaybı yaşadı. Dolar güçlenirken hı hı. dolar endeksi ki bu doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösterir. O uzun süre sonra 105 seviyesine yükseldi. Kur tarafında da bunlar yaşandı. Şimdi ben gelmeden önce biraz baktım çekime girmeden hemen önce. Bütün aslında bizdeki okların hepsi aşağıyı gösteriyordu. Altında Hı -hı. onlardan birisiydi. Evet. E, altın için ne dersin? Altında da ons fiyatında bir yüzde bire yakın düşüş yaşandı. Burada yine güçlenen dolar yani burada bir ters bir korelasyon vardır zaten. Dolar çok güçlendiği zaman altında bir düşüş yaşanır onu görüyoruz. %1'e yakın düşüş yaşandı sonra biraz toparladı. Şu an düşüş %05-06 civarında. Burada tabi doların güçlenmesi ve dış politikaya ilişkin bazı beklentiler etkili oluyor. Zafer konuşmasında da bunu vurguladı Trump. Savaşı bitireceğim dedi. Bunu kampanya sürecinde de çok sık söyledi. Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğim diye. Ha, nasıl bitirecek göreceğiz onu. Evet. Ee, Değil mi? Yöntemi de önemli. Yani taraflar hadi gelin oturun barışın deyince barışın. hemen barışacak evet. mı? Ama bu önemli bir tabii bir niyet. <laughs> Ve piyasalarda bunu ciddiye aldı. Ee, savaşın bitmesi ne demek? Genelde güvenli liman olarak gören, görülen altına talebin düşmesi demek oluyor. Bu da biraz fiyatlandı. Peki borsalar için ne söylersin? Borsalara baktığımızda ilk anda biraz karışık tepkiler gördük. Asya tarafında da Avrupa tarafında da hafif bir düşüş gördük açılışta. Ama sonra yönünü hızlıca çevirdi, yukarı yönlü çevirdi. Öğlen itibariyle Avrupa borsalarında %1'e aşan hatta 2'ye yaklaşan yükselişler görüyoruz. Bizim borsamızda, Borsa İstanbul'da bu rüzgara kapılmış durumda. Günlük karesinde yüzde iki buçuk aşam bir yükseliş yaşandı. Borsa konusu biraz e, karmaşık aslında çünkü birkaç yönden bakılabilir Trump dönemine. Trump büyümeyi önceliklendiriyor, düşük vergileri savunuyor, düşük faizleri savunuyor ki bu da borsa için olumludur aslında. Ama diğer yandan da e, korumacı politikaları nedeniyle ticaret savaşlarını tetikleyebilir. Bu da bir olumsuzluk. Ya yani olumlu yönde var, olumsuz yönde var aslında Trump'ın borsalar açısından. Ama bugün itibariyle olumlu yönlerinin fiyatlandığını görüyoruz. Ama bunları yaşadıkça tabii tablolar değişebilecek. Tabii şu an işte altın da konuşsak, kripto da konuşsak, borsa da konuşsak. Hı -hı. Beklentiler üzerine konuşuyoruz. Evet. Daha... Peki o beklentilere birazcık bu biraz, yani biraz daha böyle açmak istiyorum ben şimdi. Hı -hı. Trump az önce de söylediğim gibi sen işte savaşları durduracağım dedi. Ee, enflasyon ve faizle ilgili önemli mesajlar hı hı. verdi. Güçlü dolar dedi. E vergileri düşüreceğim dedi. Hı hı. Yani bu bu vaatleri ki şunu da biliyoruz aslında anketlerde genel olarak seçmenlerin ekonomik vaatlerin belirleyici olduğu ve o yüzden Trump'a da evet. ülkenin ekonomik var. durumundan memnun olmadıklarını evet. net bir şekilde gördük. Gördük ve bununla ilgili de açık bir şekilde Hı -hı. bunu da beyan ediyorlar. Bu vaatler ne kadar yerine getirilebilir Amerika için? E bunu ek olarak belki bilmiyorum. Şunu da ikinci soru olarak sorayım. Şimdi Çin ile bir ticaret gerilimi Hı -hı. var ama aslında Trump döneminde daha da böyle sertleşen Hı -hı. bir gerilimdi bu. Bu gerilim daha da artar mı? Burada yeni bir cephe açılır mı? Yani belki Reel'deki savaşlar bitecek ama Çin'e yani, ticari savaşları sürer mi? Bunların genel etkisi ne olur? E, şimdi Trump'ın önceki dönemini hatırlayacak olursak e, bu işe çok önem vermişti. Özellikle evet. Çin meselesini. Evet. E, bugünkü zafer konuşmasında da bir Çin'e göndermeler oldu yine. Demek ki... E, Amerikan şirketlerini korumaya devam. devam edecek. Bir önceki dönemde olduğu gibi hatta e, kampanya döneminde %60 ek gümrük vergisinden bahsetti Çin ürünlerine yönelik. Bütün ithal ürünlerine yönelik ise %20'lik bir ek vergiden bahsediyor. E bunlar bir gerilim illa yaratır. Yani Avrupa Birliği'ne de çok laf ediyor aslında. Diyor ki Avrupa'nın ürettiği arabalar hep bizim sokaklarda işte Alman arabaları o şu bu. Ama bizim arabalar hiç Avrupa'da bizim arabaları göremiyorum diyor. Dolayısıyla Avrupa'ya yönelik de bazı önlemler orayla da gerilimler yaşanabilir. Ama tabii ki de ilk hedefi Çin olacaktır. Üretimi Amerika'ya kaydırma Çin'den çabalarını göreceğiz ve bunların tabi yüzde yüz gerçekleşir mi? Çünkü mesela yüzde altmış ek vergi getirecek. Çin daha önce de yaşadık bunu. Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacak. Orada bir süreç yaşanacak. Görüşmeler olacak. Tabi bütün vaatler yüzde yüz gerçekleşir mi bilmiyoruz şu anda ama önümüzde sonra, geride bir emsal var. Daha önceki dönemi Trump'ın. Bu konuda bu burayı kaşıyacağı kesin. Hı hı. Ne kadar kaşıyacağını zaman gösterecek. Hı, hı. İçerideki düzenlemeleri de olabilir. Düzen de. yani ver... <laughs> vergi konusu özellikle vergi... ki hani o belli bir seviyenin üstündeki hı hı. gelire sahip insanların da vergi konusundan dolayı çok ikna bir şekilde Trump'ı desteklediklerini de hı hı. E, biliyoruz. Ee, burada rakibinden yani Kamala Harris'ten direkt ayrışıyordu evet. Trump. Ee, Harris diyordu ki çok kazanandan çok vergi alacağız. Hatta çok kazanan şirketten de daha fazla alacağız. Hı hı. Trump ise bunun tersini savunuyor. Hani Ne kadar az vergi alırsak ekonomi o kadar canlanır, o kadar istihdam yaratılır. Vergi arttırmanın bir anlamı yok diye bir argümanı vardı. Ee, bu vergi indirimi... Ee, ...ne kadar istihdam yarattı tartışılır ilk dönemde. ilk dönemde de bir vergi indirimine gitti. Ee, i̇stihdam artışına etkisi oldu mu olmadı mı konusunda... ...hala bir tartışma var ekonomistler arasında. Ee, ama şuna yarıyor. Bir canlanma getirdiği kesin. Ee, dolayısıyla... ...bu enflasyona yol açarmış. Şimdi bu tartışılacak çünkü... E, vergi indirimlerinin yanında krediye erişimi de kolaylaştırmak Hı -hı. istiyor. Örneğin e, a, bir araba alırken kredi çekerseniz bu sizin gelir verginizden düşebilir gibi vaatleri vardı. E, bu harcamaları arttırır. E, harcamalar artınca, talep artınca da enflasyona etkisi olabiliyor. Bunların hepsini göreceğiz. Evet. E, burada tabii Hemen bir günde olacak Enflasyon işler. Enflasyon vaadi de var aslında. Enflasyonu düşüreceğim vaadi de var. Ee, evet. <laughs> ee, onu tam nasıl kontrol altına alacak? O aslında Fed'in işi tabii. Ee, <laughs> Fed'in işine ne kadar karışabilir ondan emin değilim. Şu anki Fed başkanını sevmediğini biliyoruz. Önceki dönemden de. Burada bir yeni Fed başkanı aday gösterecek mi? <laughs> Bu da bir soru işareti doğrudan atamıyor Amerikan başkanı yani Fed başkanı budur demiyor da bir aday gösteriyor Senato onaylıyor Seçiyor. ya da onaylamıyor bunu ama Senato da cumhuriyetçilerden oluşacak gibi görünüyor şu anda evet onlar döndü dolayısıyla biraz daha kendi mentalitesine yakın birini ataması olası gözüküyor ama diğer yandan da daha önce de beraber çalıştığı bir isim yani ne kadar kavga da etmiş olsa Şimdi bu da önemli bir kısım. Yani Fed de e, önemli bir gündem maddesi haline gelebilir önümüzdeki aylarda. Hepsini takip ediyor olacağız. Hı hı. E, peki bir de şunu da sorayım. E, bugün böyle bir şu an bu tabloyu değerlendiriyoruz. Hı hı. Ama e, Kamala Harris da seçilebilirdi. Ki düne kadar çünkü çok başa baş olduğu söyleniyordu hı hı. anketlerde. Anketlerde tabii burada biraz epey yanıldı. Hı hı. Başa baş olduğu düşünülüyordu. E, e, Kamala da kazanabilir deniliyordu. Eğer Kamala Harris kazansaydı şu an nasıl bir gün uyanmış olurduk? Ee, kriptodan başlayabiliriz yine. Kriptoda bir e, düşüş yaşanırdı hı hı. muhtemelen. E, çünkü beklentiler Ekonominin düşürdü. başına şu anki SEC başkanı Gary Gensler getireceği söyleniyordu. Dedikoluydu bu tabi. Kendisi de çok kripto dostu biri olarak bilinmiyor. Dolayısıyla kriptoda bir düşüş bekleyebilirdik. Bunun yanında borsalar da aslında Harris'in seçilmesi mevcut durumun devamı anlamına geliyordu. Şu an kendisi başkan yardımcısı sonuçta. Çok müthiş bir değişim vaat etmiyordu politikalarda. Hı <laughs> hı. İşte enflasyonla ilgili bazı vaatleri vardı. İşte bizdekine benzer bir tartışma orada da faiz fiyat marketlerin buna müdahale edeceğim diyordu. Dolayısıyla dramatik bir değişim vaat etmedi. Sadece ufak değişiklikler vaat etti. Bu da borsa açısından belki bugünkü gibi olumlu bir hava esmezdi ama. Yine de olanın devamı statüko devam ediyor. Dolayısıyla hı hı. stabil olurdu yani büyük dalgalanmalar olmazdı hı. herhalde. E tabii Harris'in artı yanında şuydu piyasalar açısından. Yani Trump'ın artı yönlerinden bahsettik. Öngörülebilirlik. Değil mi? Olan devam edecek. Yani bundan üç ay sonra politikaların ne olacağını biliyorsun. Trump'ta tam kestiremiyorsun. Trump'ın da sorunu o şu anda. öngörülebilirlik bir avantajı olurdu. Ama buna karşılık e, Harris'in politikaları çok büyümeyi önceliklendirmiyor. E, daha yüksek vergiler vaat ediyor. E, zaten biraz yüksel yükseltilmişti son dört senede. Daha da yükseltilmesi, bunlar olumsuzluklar, olumsuzluk hanesine yazılırdı Harris'in. Ama olumlu kısmı da öngörülebilirliğin artması olurdu. Dolayısıyla kestirmek zor yani daha sabit daha yatay bir güne uyanabilirdik. Yani kıpkırmızı bir güne uyanacağımız sanmıyorum borsada. Hı hı. Ha, Harris, e, tabii bu kadar güçlü dolar savunmuyordu. Dolayısıyla altında bu düşüş yaşanmayabilirdi. E, yani hangisine yatırım yaptığınıza göre değişirdi. Değişir. Yani kripto yatırımcısıysanız mutlu mutsuz uyanırdınız. Altında, altında. daha mutlu uyanırdınız bir terazi var. Şu anda Trump kazandığı için kriptocular ve borsacılar daha mutlu. mutlu. Ee, peki öngörülemez Trump dedin. Ee, şu anda dama olumlu bir iklimden bahsediyoruz Hı -hı. işte ekonomi anlamında. Bu ne kadar sürer bu etki? Öngörülemediği noktaya kadar sürecek mi mesela? Hani şu an söylediklerini ee... sürdürebildiği noktaya kadar mı devam edecek bu olumluluk? Yoksa yani, bir yerde... Ocak ayında resmen göreve başlayacak Trump. Ee... İlk aşamada şuna bakılacak kabinesi kimlerden oluşuyor özellikle ekonomi yönetimi kim buna bakılacak. Bunlar böyle çok radikal isimler değilse olumlu karşılanır. Zaten insanların tanıdığı saygın isimlerse. Elin maskı bekliyoruz herhalde. O hükümet verimliliğinden sorumlu olacak deniyor. Şu an öyle bir departman yok zaten onu göreceğiz ne olacağını. Bugün evet. de çünkü zafer konuşmasında Hı -hı. yer ayırdı onun için övdü onu. epey. Evet yeni bir yıldız doğdu dedi. Evet. Tam onun ne iş yapacağını görev tanımının ne olacağını göreceğiz. Yani Marsa koloni de kuracağız diyor Elon Musk ama yani <laughs> onu göreceğiz. Hükümet politikalarına nasıl yansıyacak bunlar. Şimdilik yani ilk aşamada Ocak ayında dediğim gibi hükümette özellikle ekonomi yönetimine bakılacak sonra artık Ocak sonundan sonra ya da Şubat itibariyle hı hı. özellikle Çin meselesine bakılacak. bu Çin'e karşı ne kadar sert olacak Trump. Bu önemli. Yani ticaret savaşı hı hı. zaten yıllarca konuş 2016-2020 arasında sıkça konuştuk. Ticaret savaşı meselesini. Bunu yine konuşacağız. i̇kincisi Rusya-Ukrayna savaşı. Evet. Yani gerçekten barış... saat içerisinde bitireceğim vaadi var. İşte nasıl bitirecek ona bakacağız. Hakikaten dediği gibi bitirebiliyorsa tabii ki de barış... Olacaksa bir şekilde ortaya oldu uzlaşma hı. olacaksa. Barış her zaman ekonomi açısından olumlu, olumlu görülür. Bir de barışacak taraflardan biri Rusya olduğu için bir evet. Avrupa'nın enerji deposu evet. dünyanın enerji fiyatlarına olumlu yansıyabilir. Yani aşağı yönlü olarak olumlu yansıyabilir. Trump bunun yanında enerji demişken onu da aslında söylemek lazım. Petrol fiyatlarını da düşüreceğim diyor. Hı. Bu da aslında piyasalarda biraz olumlu karşılanmasının nedeni de bu. Gerekirse ben daha çok petrol çıkarım ama ya. onu da nasıl yapacak bilmiyoruz ama. Daha çok petrol çıkarım diyor. İşte OPEC'e baskı yaparım daha çok üretim yapsınlar diye diyor. Bunları yapacak mı göreceğiz. Hı hı. Ama petrol fiyatlarında da bir aşağı yönlü hareket gördük. Hı hı. Tabii burada atılacak somut adımlar önemli. Konuşması evet. kolay. Yani şu anda aslında gördüğümüz ılımlı havaya bu verilen vaatlerin etkisi hı hı. diyebiliyoruz. Hı hı. Ama sonrası için sonrasına bakılacak. E, sonrasına bakılacak. E, yani vaatler konusunda da. Genel olarak olumlu ama ticaret savaşı da büyük bir olumsuzluk. olumsuzluk. Ee, oradaki gelişmeler çok önemli olacak önümüzdeki aylarda. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Katkıların için zaten konuşmayı Hı -hı. sürdüreceğiz. Aynen. Önümüzde yepyeni bir süreç başladı çünkü. Hı -hı. Her her açıdan yepyeni bir süreç başladı. Sürdüreceğiz. Biraz yerine heyecanlı yerine. da bir süreç olacak evet. belli ki birkaç ay. <laughs> Bakalım. Çok sağ ol. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.